fazla sımada, neydem sımada. Gezer dolaşırım gönlüm harabada, neydem harabada. Gezer dolaşırım da gönlüm harabada, neydem harabada. Bir yar sevmiş oldum şu var bu anda da, şu var bu anda. Alamadım benden ona yanarım da, neyden yanarım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ona yanarım. Mahallenizin son konaklarını neyden çekiyorum. İki tane kalmış. Bakın bir orada bir de burada. Evet abla. Bunlar da hep yola gidiyor maalesef burada. Buradaki evlerin hepsi yolun içinde. Ha, sizler de taşınacaksınız. Tabii tabii. Buralar hep yola gidiyor. Malatya'da da kime sorsam yola gidiyor diyor. Ne kadar çok yol geçiriyorlar. Abla şimdi işte belediyecilik demek peşkeş çekmek demek. Şimdi Fahri Gayhan bulvarını açtılar. Evet. Oranın projesi 60 metre net yoldu, 35 metreye düştü. Buradan 60 metre yol götürüyor. Buradan nereye götürecek bir yol? Hadi diyelim ki nereye götürecek? Kime ne faydası olacak burada? Yolun etrafında yaşanan bir yer yok. Yerleşim merkezi yok. Yok. Amaçları ki Malatya'nın bir yeşil yeri bu kısımlar kaldı merkez olarak. Evet. Buralarda Horata Vadisi diye peşkeş çekecekler, alacaklar. Vatandaşın 53-5 kuruş verecekler, hadi çıkın diyecekler. Yıkacaklar abla. Yarın Horata Vadisi dedi yine oraya bir tane park yapar abla. Ondan sonra benzinlik tikilir, villa tikilir, apartman tikilir. Kimin? Şu milletvekilinin, şu reisin, şu encümenin, şu şunun, bu bunun. Hep yaşadığımız Malatya'daki şimdiye kadar hep bunlar. Hep bunlar. Yoksa mesela diyelim ki yol geçiyorsa biz karşı değiliz, tamam. Beni mağdur etmesin. Buradakiler abi fakir kesin, emekli. Yani şimdi bu adama çıkarıp 20-30 milyon lira verse, bu adam gidip bundan sonra nerede alıp nerede yapacak? Parselini de verse, ha sana da beleş parsel dese yine yapamayacak. Bir oda belki yapabilir değil mi? Bir oda. Evet. Ondan ne yapacak bu adam? Yoksa vatandaş karşı değil. Tamam, hizmete biz de razıyız. Yapısını hizmet. Evet. Ama beni de mağdur edersen, ben bu yaştan sonra gidip emekli bir adamım, ben nerede gidip hayat süreceğim, nerede ev alacağım, nerede geçeceğim? Hakikaten söylediğiniz çok mantıklı. Şöyle bir dönüyorum, karşıda Bey Dağları var. Dağa mı çıkacak yol? Ne yaptığı bellisiz abi. Buradan Toki'ye yol açıyor bakalım. Şu ileride taş ocağı mevkimiz var. Evet. Taş ocağının orada 600 metre Toki'ye. Hiçbir eve gelmiyor. Dağ. O dağdan indir cadde, ana yola bağla, oradan açıyor. Şurada 200 metre ileride aşağı köprü diyoruz. Oradaki evler de yıkıyor, oradan da Toki'ye yol açıyor abla. Ne diyecek abla bu iki koca cadde değil Toki'ye? Halay çekeriz. Zaten sen şurada başmışsın ileriye, kavşak yapmışsın evet. İleriye. Daha buraları yıkmanızın anlamı ne? İşte abla maksat ki buradakilerin elinden malları alacaklar. Ha yarın benzinlik kurulur buraya. Bir göstermelik olarak bir hayvanat bahçesi yaparlar. Bir de park yaparlar. İki üç tane affedersin hayvan getirirler. İşte Horata Vadisi yaptık. Keşke yapılsa. Biz de istiyoruz yapılsın. Siz doğma büyüme buralısınız buralısı, değil mi? Doğma büyüme. Evet. 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 Siz nerelisiniz ama? Ben Arguvanlıyım. Arguvan. Evet. Evet. Burada mı oturuyorsun? Evet, burada oturuyoruz biz evet. Paşa Köşkü'nde. Yani evet. Ama insanın böyle doğup büyüdüğü sokaktan ayrılması çok zor olmalı. Ya zor olur. Şimdi abla mesela evet bazıları mesela ekecek bir ikisi de köydeki tarlası yok. Veya işte artık ya bir stil yoğurt değil mi, peynir değil mi? Gider çarşıdan da bir kilo alır, apartmanda oturur. Vallahi öyle köyden gelenler var. Yani tanıdığımız, konuştuklarımız, sohbet ettiklerimiz. Biz de ne halt etmişlikler diye köyü bırakmış gelmişik. Yok. Burada her şey parayla alıyor. İnsanlık yok diye. Ya biz değil, kültürümüz değişti, biz bozulduk diye. Ya orada değil, biz değil, misal Argo. Ben Argo'nun bir ucundan onun ucunu tanırım diye. Tazesi olsa giderim, düğün olsa giderim, acı gün olsa giderim tabii. Burada aynı apartmanda birbirimize ne bileyim ki diye herifler dibinden bir karşılaştılar. Selam aleyküm, aleyküm selam. O da nasılsın, iyi misin? Veya bir akşam gidelim, komşumuz burada bir aile oturacağız. Bir çayını çek, onlar bize gelsin. Yok 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 yok. Köyüme ben kurban olam diye. Beş parmak kapının önünde süpürgemi alıp oturdu mu diye 50 tanesinden de kalk hatır edeyim. Evet, evet. Bir parça diye yerim olsa kendi elimle diye ben biberimi de ekeyim, domatesimi de ekeyim, taze taze yiyeyim diye. Gel ki ben diye buradan edecekim. Dört duvarın arasına girmişim diye cam bana bakıyor, ben cama bakıyorum. Evet. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun ablacığım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun ablacığım.
bunlar da son görüntüler abi.